Müslüm abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? Buyurun böyle alayım size. Sizler büyüksünüz. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Senin gelmen yeter bize. Müslüm abi zaten 2-3 program mı oldu Müslüm abi? Ne kadar önce bizdeydin? Çok eşit. Birkaç program oldu. Evet evet. Oldu değil mi? Oldu. Evet. Kimin? Derya Büyükuncu'nun geldiği programdı. Evet ya. Yüzücü. Derya evet, Büyükuncu'nun geldiği programdı. Tanıyamadım ya adamı. Evet. Değerli arkadaşımızı. Programın yarısı... Programın yarısı ama 1,5 saat falan geçti. Derya Büyükuncu'ya da ha siz o yüzücü müsünüz? Müslüm abi nasılsın? İyisin? İyi. Ha? Beyazcığım ne olsun? Dostlar, abi sen beyazcığım. Hep mi iyisin ya? İyiyiz, iyiyiz. Hep keyfin yerinde. Ha? İyi olmak... Daha doğrusu... iyiyim demek mecburiyetindesin tabii ki. Da. Yoksa kötüleri de saysam bir sürü kötü de çıkar yani. Yok neden? Çünkü inancımız var ya. Hah. İnancımız olduğundan kötü evet. De olsak iyi demek mecburiyetim. Bir de etrafındaki insanların değil enerjisi. Mi? Herkes değil tabii. Mi? Bak bu kadar insan. Bunlar da güzel insanlar. Harika. Da olunca olay daha... Güzellik boyutu daha da yükseliyor. Aslan sen Müslüm abi kapıdan girerken haberin yok mu senin geleceğinden? Evet yoktu. Bir heyecanlandın bir şey. Evet. Sever evet, misin Müslüm abi severim. Çok? Severim. Hakan'ı dedim başka bir şey istesemiş mi olacak? Evet, peki bir şey söyleyeceğim. Müslüm abinin eski tarzını da yani hala tarzıdır da yani. Onu da dinler miydin o tarzda yoksa yok, bu yeniye yani, geç... Yeniye geçtiğinde... Yeniye geçtiğinde Müslüm başladım. Abi yeni bir keşif oldu. Bir Bülent Ortaçgil dinliyormuş gibi de bir havamız oluyor yani burada. Değil mi? Bülent abiyi çağırdım bu arada. Bülent Ortaçgil hayvanlarını da söyleyelim. Yeni albümüyle... Bülent abiye dedim bir gün programımızda ağırlamak istiyoruz en güzel şekilde nasıl istiyorsan. Ama yeni albümünün sound'u çok feci. Yaylılar, mayıllar, orkestrasyonu falan felaket olduğu için belki konserlerden sonra burada bizlerle beraber olacak. Tabii Bülent Ortaçgil abimize de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. O da kıymetli bir müzisyen. Nereye? Kamera nerede? Onun da bir şarkısını okumuştum ben bayağı. Hangisini okumuştun abi? Bülent bizden Ortaçgil. Sevilmişti. Neydi o? Güzel... Sensiz olmaz. Ha sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Evet. Evet. Bizde de güzel durmuştu o şarkı. Sen bir de dünü unuttuğun için biraz da rahatsın herhalde ya. Efendim? Dünü de unuttuğun için biraz rahatsın. Yok, ya. Taşımıyorsun kafanda bir şey Müslüm abi. Yok canım niye unutayım? Ha? Rahat yani. Behzat niye bu parça Müslüm abiye? Yani bir sürü parça vardı bu mu yoksa bu parça geldiğinde mi Müslüm abi oluyor? Yok bu parça için yaklaşık 5-6 tane solist arkadaşımla denedik. 7-8 tane söz yazarıyla çalıştım. Ve parçanın ismini kalbim olmasını şu şekilde iki kişiye anlatıp kendi kalbini anlattığını söylemesi için yaklaşık 8 tane falan söz yazarı arkadaşımdan sonra Serdar Ersarlı evet, bu sözleri yazdı. Ama burada düşündüğüm denedim biz başka bir müzik yapıyoruz. Onun tarzı bambaşka. İşte bir noktada birleştirmek istedim. Sağ olsun bir gün stüdyoda 5-6 saat uğraştık. Çünkü bu farklı bir müzik. Çünkü onun söylediği tarzdaki müzikler Müslüm gibi değil. Müslüm abi uğraşmamıştı evet, da siz uğraşırken 5-6 saat o beklemişti. Yani yok müzik için uğraştık. Yok uğraştık gerçekten. Değil mi? Zaten evet, bu uzun bir zaman önce evet, projeyi bana sevgili evet, Behzat evet, sunduğunda bayağı evet, hoş bulmuştum. Efendime söyleyeyim. Müslüm abi parçayı işte... beğenmezsen söyleyebiliyor musun ben bunu söylemem diye? Yoksa bir kıramama durumu var mı ya? Tabii ki besteyi sevmek gerekiyor. Evet. Bu parça için demiyorum sevmez, bu arada yanlış anlaşılma. Sevmezsen yani, şey yapamazsın ki. Evet. Anlatamazsın. Neticede bu bir gönül işi yani değil evet, mi? Sevmesi gerek. Solistin. Efendime söyleyeyim. Dediğim gibi işte bu projeyle geldi baktım. sevgili Behzat da zaten Türkiye'mizin yetiştirdiği önemli müzisyenlerden birisi. Şef. Kendisiyle iftihar ediyoruz. Orkestrası da zaten bir numara. Efendime söyleyeyim. Teşekkürler. Peki. Stüdyo aşamasında gittik. O güzelim şarkıyı bana verdiler. Zaten benle beraber yine kıymetli sanatçı. Çok. Albümün hepsi. Albümün hepsi. İçindeki albümde... herkes. Evet. Dolu dolu bir albüm yani.